Evet sevgili arkadaşlar, değerli dostlarım, herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz kıymetli arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Merhabalar, merhabalar canlar, merhabalar. Hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Sevgili dostlarım, merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Evet, ses yok mu arkadaşlar? Ses nasıl? Seste bir sıkıntı var mı? Harikayız. Evet. Bu sabah ders yaptım. Acaba seste sıkıntı mı var dedim. Çok güzel, harikasınız. Sevgili arkadaşlarım, kıymetli dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım her şey yolundadır kıymetli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili canlar, merhabalar. Burcu Hocam, merhabalar. Tuğba Hocam, merhabalar. Elanur Hocam, Zoom kullanıcısı merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınızı davet edin, gelsinler. Çok önemli bir konu işleyeceğiz arkadaşlarım. Müthiş bir konu işleyeceğiz. Yasemin Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Melike hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Çok önemli bir konu. Her sene ÖSYM'nin sorduğu konulardan bir tanesinden bahsedeceğiz. Selin Emeç hoş geldin. Selin Emeç suları bana hiç yabancı gelmedi. Evet hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Çok güzel. Evet. Şimdi bu derste kim faydalanacak? Bu derste hem sevgili arkadaşlarım AYT öğrencileri faydalanacak, alan öğrencileri faydalanacak, sosyal bilgiler öğretmenleri faydalanacak, genel kültür, genel yetenekli özellikle coğrafya bölümünde yer alacak, ön lisanslar, lisanslar ve EKPSS için çok önemli bir ders işte. Sınıf öğretmenleri hakeza öyle sevgili arkadaşlarım çok önemli bir konudan başlayacağız sevgili dostlarım. Evet, senin oradan hatırlıyorum. Evet, soyadı bana hiç yabancı gelmedi. Evet, isim de hiç gelmedi. Hoş geldin güzel kardeşim. Hoş geldiniz. Peki, kardeşlerim bugün ne yapacağız? Bugün size Türkiye'de madenler konusu. Evet, Aybüke seni unutur muyum güzel kardeşim? Hoş geldin mühendisim. Evet, şimdi sevgili arkadaşlarım, Türkiye'nin madenler konusuna bahsedeceğim. Madenleri detaylı anlatacağım. Madenleri şifrelemelerle, aynı zamanda arkadaşlar kodlamalarla anlatmaya çalışacağım. Madenler konusunda eksiğimiz kalmayacak arkadaşlarım. Daha önce çok fazla dersine girdiğim arkadaşlar vardır aramızda. Görebiliyorum arkadaşlar, isimler tanıdık geliyor. Yüz yüze dersine girdiklerim var, online dersine girdiklerim var. Var da var, bayağı yani arkadaşlarımız var arkadaşlar. Umarım o arkadaşlara verimli bir şekilde ders anlatmışımdır bugüne kadar sevgili arkadaşlarım. Evet. Şimdi. Nasıl hoş geldin? Merhabalar, merhabalar arkadaşlarım. Kübra Asel hoş geldin. Hoş geldin güzel kardeşim. Hoş geldiniz dostlarım. Şimdi yüz yüze dersine girdiklerim de var aranızda. Hatta şu anda bile yüz yüze dersine girdiğim öğrenciler aramıza geldiler. Merhabalar Özlem. Hoş geldiniz kardeşim. Evet merhabalar, merhabalar. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Şimdi ben madenleri bugün bir de benden dinleyin arkadaşlar. Bakalım madenleri nasıl aklımda tutacağız. Ve sürekli soru sorup cevap isteyeceğim. Sürekli soru soracağım, cevap isteyeceğim ki madenler konusu pekişe bilsin. Değerli canlar. Peki o zaman süremiz dolduysa, 5 dakikamız geçtiyse artık ne yapmamız lazım? Artık dersimize geçmemiz lazım. Ve ÖSYM'nin en çok sorduğu konulardan biri, öğrencilerin kabusu olan konulardan bir tanesi olan madenler konusundan bahsedeceğim. Arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim, bazı madenleri, bakın madenler konusunu çalışırken o kadar yanlış çalışıyorlar ki. Arkadaşlarım, madenler konusu jeoloji diye bir ders var. Jeolojinin konusudur normalde. Ancak Türkiye'yi ilgilendiren kısım ne? Türkiye'yi ilgilendiren, yani Türkiye coğrafyasını ilgilendiren kısım ne diye sorduklarında, nerede çıkarılıp nerede işlediği, bazı madenlerin ise sevgili arkadaşlarım, Türkiye hangilerinde birinci sıralarda, hangisinde değil, ona dikkat edeceğiz. Ancak her madenin çıkarılıp işlendiği yer bizim için önemli değil. Bazı madenlerin ülke ekonomisindeki katkısı önemli. Bazı madenlerin çıkarım ve işletim alanları önemli.
Bazı madenlerin ise kullanım alanları önemlidir. Kullanım alanı. Şimdi birinci soru bu tarza geliyor. İkinci soru Türkiye haritasını veriyor. Türkiye haritasında bir madene ait olan alanları taralı olarak veriyor. Ve bu taralı olarak gösterilen alanda hangi madenin olması gerektiğine dair soru soruyor. 2023 çıkmış sınav sorusunda Bakır'ı sordular. Bakır'ı. Bakır'ın dünya Türkiye haritası üzerindeki çıkarıldığı alanlarla ilgili bir soru tipi vardı. Şimdi arkadaşlarım ben bu madenlerin tamamını kodlayarak anlatacağım size. Anahtar kelimelerle anlatacağım size. Her madenin her şeyini bilmek zorunda değilsiniz. Biz madenlerin sevgili arkadaşlarım, madenlerin değerli dostlarım bazı özelliklerini anlattığımızda anahtar kelimeler yakalayacaksınız. O anahtar kelimede hangi madene ait olduğunu bulun. Yoksa tamamını öğrenmek mümkün değil. Gelin o zaman başlayalım. Madenlere dikkat ve hepimizin bildiği bir soru tipi vardır. Türkiye Cumhuriyeti maden bakımından zengin bir ülkedir cümlesini hepimiz biliyoruz. Türkiye maden bakımından nasıl bir ülkeymiş zengin. Peki maden bakımından zengin olan Türkiye'de madenin bu kadar fazla olması yani çeşitliliğinin fazla olmasının nedeni nedir diye soruyorum. Hocam diyor nedeni farklı jeolojik zamana ait arazinin olması. Doğru. Bakın birinci maddeyi herkes biliyor. Şu maddeyi herkes biliyor. Yani Türkiye maden bakımında zengin midir? Evet. Bunun sebeplerinden bir tanesi farklı jeolojik zamana ait arazinin olması mı? Evet. Mesela birinci jeolojik zamana ait taş kömürü, üçüncü jeolojik zamana ait lignit, bor, krom, petrol, doğalgaz. O zaman madenin Türkiye'de çeşitli olma nedenlerinden biri farklı jeolojik zamana ait arazinin olmasıdır. İki, kimse bunu bilmez. Volkanizmanın etkisi. Kurşun, çinko, bakır. Volkanizma sonucunda oluşan madenlerdir. Üç, dikkat. Başkalaşım madeni. Başkalaşım madeni dediğimiz olay, lütfen dikkat edin. Meta morfizma kavramı EKPSS'de 2020 yılında 22 yılında bu soruyu sordular arkadaşlarım. Metamorfizma sonucunda oluşan masif arazi mermere ait olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Çok önemli. O zaman bir soruda Türkiye maden bakımında zengindir diyorsa bir sevgili arkadaşlarım farklı jeolojik zamana ait arazinin olması. İki, volkanizmanın etkisi. Üç, başkalaşımın oluşumu. Dört, küresel iklim değişiklikleri arkadaşlar. Küresel iklim değişiklikleri de arkadaşlar maden çeşitliliği üzerinde etkilidir diyeceğiz. Peki Türkiye'nin yer şekilleri dağlık engebeli midir? Evet. Dağlık engebeli olduğu için maden çıkarımı Türkiye'de zordur. Maden çıkarının maliyeti yüksektir. O zaman sevgili arkadaşlarım diyorum ki farklı jeolojik yapıda arazinin olması, yer şekillerinin engebeli olması maden çıkarımını zorlaştırmıştır. Peki bizde rezervi yani miktarı en fazla olan madenler kimler? Bir, bor, krom, lignit, tuz, mermer, bakır ve değerli arkadaşlarımızın para taşı. Zamparalar bizde çok. Krolar bizde çok. Lignitler bizde çok. Tuzlar bizde çok. Mermer bizde çok. Sınıf dikkat notunuza ekleyin. Lignit bizde çoktur diye. Lignit bize yeterlidir anlamına gelmez. Lignit Türkiye'ye yeterli değildir. Hatta Türkiye lignit'i başka ülkelerden de alıyor. Dışarıdan lignit alıyoruz. Yani lignit bizim ithal ürünümüzdür. Ve biz dışarıdan aldığımız lignit'i ısıda kullanıyoruz. Elektrik üretiminde değil, çok önemli. Isıda kullanıyoruz. Elektrik üretiminde
değil arkadaşlarım. Anlaşıldı mı? Peki öğretmenim, siz lignitin bizde çok fazla olduğunu söylüyorsunuz. Lignit çok fazla da neden bize yetmiyor? Çünkü ısı ve kalori derecesi çok düşüktür arkadaşlar. Hatta bazı lignit kömürü böyle halka bedava kömür dağıtılıyor diyoruz ya. Sakın ha sakın onu taş kömürü olarak almayın. O lignit kömürü ve zaman zaman da yanmadığını bileceğiz. Peki bazı madenlerin rezervi bizde çok azdır. Kimin? Mesela baktığımız zaman dostlarım ya da çıkarım alanı az. Taş kömürü, petrol, doğal gaz, fosfat arkadaşlar. Fosfat bunlar bizde çok azdır değerli canlar. Peki Türkiye maden bakımından nasıl bir ülkeydi? Zengin. Zengin olmasının nedenlerini öğrendik mi? Evet. Bazı madenler bizde çok fazla, bazıları az. Doğru mu? Peki Türkiye maden bakımından zengindir ama madenin tamamı yan yana değildir. Engebeli bir yer şekli olduğu için, çeşitli yer şekilleri özelliğine sahip olduğu için Türkiye'nin madenleri dağınıktır, karmakarışık bir yapıya sahiptir. Peki maden sanayisi Türkiye'de yeterince ne olmamış? Gelişmemiştir. Maden ithalatı ihracatından fazladır. Dikkat, nota ekle. Maden ithalatı yani dışarıdan aldığımız, dışarıya ödediğimiz para madenden kazandığımız paradan fazlaysa o zaman dış ticaret açığımız ortaya çıkacaktır kardeşlerim. Peki hangi madenleri dışarıdan alıyoruz? Petrolü mü? Evet. Doğal gaz, taş kömürü, fosfat. Çok önemli. Kısmen olsa lignit'i de alıyor muydu? Tabii ki öğretmenim. Bunları zaten konuşmuştuk diyoruz. Tamam. Dikkat. Türkiye'de maden en fazla çeşitliliğin olduğu bölge. Maden bakımda en zengin olan bölge Doğu Anadolu'dur. En zengin olan bölüm Yukarı Fırat'tır. En zengin olan il Elazığ'dır. Dikkat. Peki madenin çıkarımında etkili olan kuruluşun adı 1935 yılında kurulmuş MTA'dır. Maden Tetkik Arama Enstitüsü. Dikkat. Madenin finansal desteğini sağlamak yani madene finanse etmek amacıyla kurulan bankanın adı Etibank'tı. Sanırım Etibank 2010-2021 yılının değerli arkadaşlarım sınav sorusuydu. Etibank çok önemli. Devam. Türkiye'de petrolün çıkarımında etkili olan kuruluşun adı TPAO, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. Değerli arkadaşlarım bir de kömürün çıkarımında etkili olan kuruluşun adı TK'ydi. Şimdi bunun sorusu nasıl gelir? Size diyecek ki yukarıda veya aşağıda verilen kısaltmalardan hangileri Türkiye'nin maden çıkarımıyla ilgilidir der. Arkadaşlar MTA madenle ilgili. TK'yi Türkiye Kömür İşletmeleri ile ilgili. TPAO Türkiye Petrolleri ile ilgili arkadaşlar. O zaman bu çok önemli bir detaydır. Yalnız ısrarla ÖSYM bu soruyu sordu bir ara. Israrla arkadaşlarım. Dedi ki Türkiye bakın ben size soru soracağım. Türkiye'nin ihracatında yani dışarıya sattığımız üründe ihracatımızda sevgili arkadaşlar %95'lik kısım sanayiden gelir elde ediyoruz. %3'lük kısım tarımdan gelir elde ediyoruz. %1,5 ikili kısım ise madenden gelir elde ediyoruz. Soruyorum. Türkiye'nin maden çeşidi fazla. Evet. Fakat madenden elde ettiği gelir neden %2'yi zar zor buluyor? Yani çok azdır dese bunun temel sebebi ham olarak dışarıya satıyoruz. Bizim maden sanayimiz gelişmediği için biz madeni ham olarak dışarıya satıyoruz. Çok özel bir ifade arkadaşlar haberiniz olsun. Türkiye maden çeşitliliği bakımında tekrar başa dön. Maden çeşitliliği bakımında nasıl bir ülkeyiz? Zengin.
Madenin çeşitli olmasında etkili olan faktörler hangileriydi? 1. Farklı jeolojik zamana ait arazinin olması. 2. Volkanizmanın etkisi. 3. Başkalaşım yani metamorfizmanın etkisi rolü diyeceğiz. Bazı maden çeşitleri bizde çok fazla. Mesela lignit bizde fazla var. Bor var, krom var, bakır var, tuz var, mermer var ve sevgili arkadaşlarım zımpara taşı var. Ancak bazı madenler bizde çok az bulunuyor. Petrol mü? Aha. Doğal gaz mı? Evet. Fosfat mı? Evet. Taş kömürü mü? Elbette. Peki Türkiye'de soruyorum size. Türkiye'de maden bakımında en zengin olan bölge hangi bölge? Cevapla. Maden bakımında en zengin olan bölge Doğu Anadolu bölgesi. Harikasın. Maden bakımında en zengin olan bölüm hangi bölüm arkadaşlarım? Yukarı Fırat bölümü. Çok güzel. Maden çeşidinin en fazla olduğu il hangi ildir desem Elazığ sevgili arkadaşlarım. Bunları mutlaka ama mutlaka bilin. Türkiye'nin ihracatında madenin dikkat payı %95 miydi? %2'lik bir kısmı mı? Tabii ki %2'lik bir orana sahiptir. Peki neden bizde maden çeşidi fazla olmasına rağmen sadece ve sadece %2'lik bir gelir elde ediyorduk desek temel sebebi madeni ham olarak bak rezervin az olması değil ha. Madeni işlemeden madeni ham olarak dışarıya satmamızdır diyeceğiz. Çok önemli ifadelerdir bunlar sevgili arkadaşlarım. Peki dikkat. Her gördüğünüz yerde madeni görür görmez maden ocağını mı açacaksınız? Hayır. Bir maden ocağının maliyeti çok yüksek. Bir maden ocağının maliyeti yüksek olduğu için her yerde maden ocağı açmanın bir önemi yok arkadaşlar. Doğu Anadolu'da neden maden çeşidi fazla diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar Doğu Anadolu'da maden çeşidinin fazla olması hem volkanik arazinin etkisi var. Hem farklı jeolojik zamana ait arazi var. Hem de sevgili arkadaşlarım küresel iklim değişimlerinin etkisi vardır dostlarım. Anlaşıldı mı? Eğim engebe maden çeşitliliği üzerinde etkili değildir. Maden çıkarımı üzerinde etkilidir. Bakın çok önemli bir detay. Eğim engebe madenin çeşitliliği üzerinde etkili değildir. Eğim engebe madenin çıkarımı üzerinde olumsuz bir etki yaratır. Peki madeni gördüğünüz her yerde Aybüke maden ocağını mı açacağız? Hayır, biliyorum sen ticareti çok iyi bilirsin. Bir yerde maden ocağının açılabilmesi için her şeyden önce madenin miktarı yeterli olmalı ki attığınız taş kurbağayı ürgütmeye değsin. Yani maden çeşidinin miktarının fazla olmasına bakacaksınız. İki, madenin tenör oranı yani saf hali yüksek olmalıdır. Yani madeni taş ve topraktan ayıkladığında saf maden yeterli mi değil mi ona bakacaksınız. İç ve dış piyasada alıcısı var mı yok mu? Ulaşımı kolay mı zor mu? Derinde mi yüzeyde mi? Kaliteli mi değil mi? Ve maden ocağı için olmazsa olmaz en temel faktör yeterli sermaye ve teknolojiye sahip olması. Bütün bunlar maden çeşitliliğinin üzerinde, maden ocağının korunması üzerinde etkili olan temel faktördür arkadaşlar. Bakın çok güzel bir sorumuz var. Türkiye maden ve madencilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Madenlerin endüstrinin gelişiminde yani sanayinin gelişiminde katkısı var mı? Var. Çok güzel. Maden yataklarının oluşumunda Türkiye'nin jeolojik yapısı var mı? Var. Çok iyi. Türkiye maden çeşitliliği bakımında zengin bir ülke mi? Zengin. Zengin olmanın nedenlerini bana söyler misiniz? Maden çeşitliliği bakımında zenginsek değil. Farklı jeolojik zamana ait arazi olması. Volkanizmanın etkisi. Bir de başkalaşımın etkisi olduğunu konuşmuştuk dostlarım. Devam edelim. D'ye bakıyoruz. Türkiye bazı madenler bakımında dünyada ilk sıradadır. Özellikle arkadaşlarım
Borda ilk sıradayız. Özellikle arkadaşlar bakın bu anlamda önemli. Dış satımda madencilik en büyük paya sahip bir ifadesi. Dıştır. %95'lik kısım sanayiydi. %3'lük kısım değerli dostlarım tarımdı. %1,5-2'lik ise madendi. Ve sorumuzun cevabı hepinizi tebrik ederek söylüyorum. Sorumuzun cevabı Edirne olacak. Türkiye'nin madenciliği ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Dikkat, dikkat, dikkat. MTA ve Edibank madeni destekleme amaçlı mıydı? Elbette. Maden bakımından zengin olan bölüm neresiydi? Yukarı Fırat. Türkiye farklı jeolojik zamanda maden çeşitlerine sahip midir? Evet. Birçok maden sanayinin ham maddesi miydi? Evet. Ya arkadaşlarım ihracatımızda sanayi değil. Bakın o sıralamayı unutursanız maden sorularını yanlış yapma ihtimaliniz daha yüksektir sevgili arkadaşlar. O zaman asıl konuya artık geliyoruz. Haydi bakalım. Hangi madenden bahsedeceğiz? Demirde. Bakın. Hurdacılar da çok akıllıdır arkadaşlar. Gerçekten. Hurdacılar da mahalle aralarında hurda toplamaya çalışırken demir, bakır diye bağırırlar. Demir, bakır şeklinde bağırırlar. Hepsinin emeğine, yüreklerine sağlık sevgili arkadaşlar. O zaman diyoruz ki bak 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 ne oldu? O zaman biz burada demirden bahsedeceğiz. Ey demir, senin anahtar kelimelerin kimler? Demirin anahtar kelimesi sevgili arkadaşlarım metalurji ve ağır sanayi. Zaten demir çelik fabrikasının ham maddesini burada yakalarsınız. Peki demir nerede var? Bakın nerede varmış. Arkadaşlar, demirin Türkiye'de çıkarım alanlarından bir tanesi. Sivas, Divri, bakın tekrarlatacağım size defalarca. Sivas, Divri, Malatya, Hekiman, Hasan, Çelebi, İzmir, Torbalı. Bekle. Sakarya, Çamdağ var mı? Var. Balıkesir, Eymir var mı? Var. Kahramanmaraş var mı? Var. Adana, Saimbey var mı? Var. Kayseri, Develi var mı? Var. Peki bu çarpı attıklarım aslında bilmese de hiçbir şey kaybetmez. Bugüne kadar ÖSYM'nin kaç tane demirle ilgili sorusu gelmişse mutlaka ama mutlaka 3 tane yer bilirim. Sivas, Divri, Malatya, Hekiman, Hasan, Çelebi, İzmir Torbalı. Sivas, Divri, Malatya, Hekiman, Hasan, Çelebi, İzmir Torbalı. Hani Malatya burada ön plana çıkmaya çalışıyor ama en fazla çıkarılan yer Sivas arkadaşlar. O zaman bir türküsü var. Bakın ne diyor? Malatya, Malatya bulunmaz eşi. Ben hemen bunu getirip madene vuruyorum. Malatya, Malatya, Hekiman, Hasan, Çelebi, İzmir, Torbalı da vardır. Sivas, Divri, Malatya, Malatya, Hekiman, Hasan, Çelebi, İzmir, Torbalı da vardır. Sivas, Divri. Mutlaka bunu bilin. Bu saydıklarımı bilin. Diğerlerini bilmenize gerek yok. Malatya, Malatya, Hekiman, Hasan, Çelebi, İzmir, Torbalı da vardır. Sivas, Divri. Çamdağ'ı bırak. Eymir'i bırak. Arkadaşlarım Sayın Bey bırak bunları sınav sorusu olarak size sormayacağım. Peki değerli arkadaşlarım Türkiye Cumhuriyeti'nde demirin işletim fabrikaları vardır. İşte burada çok özel soru tipleri geliyor. Demir nerelerde fazlaydı demiştik? Sivas, Divri, Malatya, Hekiman, Hasan, Çelebi, İzmir, Torbalı. Demirin olduğu. Tamam, buraya kadar sıkıntı. Ancak demir çelik fabrikalarına dikkat edin. Bakın demir çelik fabrikalarını ben iki kez şeklinde ne yapmışım? Kodlamışım. Kim var burada? İzmir var. Karabük var. İskenderun. Kırıkkale. Ereğli ve Sivas. Dikkat not yazın. Not yazın. Sanki İstanbul'da bütün sanayi fabrikaları varmış
bütün sanayi tesisleri varmış gibi bir algı var. Değil İstanbul'da, Marmara bölgesinde demir çelik fabrikası yoktur. Ankara'da yoktur. Bursa'da yoktur. Eskişehir'de yoktur. Gaziantep'te yoktur arkadaşlar. Peki. Bir diğer not. Demir çelik fabrikalarının olduğu her yerde, demir çelik fabrikalarının olduğu her yerde demir yolu bağlantısı vardır diye. Demir çelik fabrikalarının olduğu her yerde demir yolu bağlantısı vardır değerli dostlarım. O zaman ben size soru soruyorum demirle ilgili arkadaşlarım. O zaman soru gelsin dostlarım. Birinci sorumuz ne diyor? Hangi sanayi kolu Türkiye dağılışında gösterilmiştir? Ya ben burada İskenderun'u görürsem, İzmir Torbalı'yı görürsem, Ereğli'yi görürsem sevgili arkadaşlarım ben burada demir çelik fabrikası olduğunu zaten bilirim. Ancak bir şeyi unutmayın. Lütfen bir şey var unutmayın. Sivas'ta çıkarılan demirin bir kısmı Zonguldak'a, bir kısmı Karabük'e, bir kısmı Kırıkkale'ye gönderilmiş. Kırıkkale'ye gönderilmesinin temel amacı Kırıkkale'de silah fabrikasının olmasıdır. Zonguldak ve Karabük'te demir çelik fabrikasının kuruluş amacı değerli arkadaşlarım demiri eritecek taş kömürünün burada olmasıdır. O zaman sana bir gün bir soruda Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Karabük'te demir çelik fabrikasının oluşum nedeni nedir diye sorarlarsa, oluşum nedeni nedir diye sorduklarında enerji kaynağı diyeceksiniz. Enerji kaynağı yani taş kömürünün yakılması. Peki Malatya Ekiman Hasan Çelebi'ye çıkarılan demir bak nereye geliyor? İskenderun limanına geliyor. Sivas'ta çıkarılan demirin bir kısmı Sivas'ta işleniyor. Hekiman Hasan Çelebi'den eğer İskenderun'a geliyorsa bunun sebebi limandır. Bunun sebebi ulaşımdır arkadaşlar. Evet. O zaman ben soru soruyorum. Zor soruyorum. Demirin Türkiye'de çıkarım alanlarından bahsediyoruz. Sivas. Cevapla. Sivas. Hızlı bir şekilde. Aferin. Sivas, Divri. Sivas, Divri. Malatya, Ekiman, Hasan, Çelebi, İzmir, Torbalı. İzmir, Torbalı. Sivas'ta çıkarılan demirin bir kısmını Zonguldak ve Karabük'e gönderiyoruz. Temel sebebi neydi? Zonguldak, Karabük'te temel sebebi neydi? Enerji kaynağına yakınlık. Çok güzel. Bakın soruda ham maddeye yakınlık diyecek. Sakın ha sakın. Karabük ve Zonguldak'taki demir çelik fabrikasının kuruluş amacı ham maddedir demeyin. Ham madde Sivas'tan gidiyor. Hekiman Hasan Çelebi'de çıkarılan demir nereye gönderiliyor? Hekiman Hasan Çelebi'de çıkarılan demir nereye gönderiliyor? Çok güzel. İskenderun limanına arkadaşlarım. Müthişsiniz, harikasınız. Peki, temel sebebi de ulaşımdı. Bak 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 cümlelerde ne geçiyor? Sivas, Divri, Malatya, Ekiman, Hasan, Çelebi, İzmir, Torbalı. Hangi maden vardı? Demir madeni burada bulunuyor. Kardeşlerim bunu unutmayın. Çok önemli soru tiplerinde karşınıza mutlaka geleceğiz. Bakır bakır, bakır bakır, bakır bakır. Diyarbakır. Bakır bakır, Diyarbakır. Ve bakın sorusu bu sene vardı arkadaşlarım. Bu sene ÖSYM tercihini bakırdan yana kullandı. Gelin beraber bakırın anahtar kelimelerini önce bilelim. Arkadaşlarım bakır elektrikte çok kullanılıyor. Hepiniz biliyorsunuz. Elektronikte ve iletkenlikte. O zaman bakırın anahtar kelimeleri elektrik, elektronik, iletkenlik. Elektrik, elektronik, iletken. Bakırın Türkiye'de en fazla çıkarıldığı bölge Karadeniz'dir. Peki bize yeterli miydi? Aha, dışarıya mı satıyoruz? Evet. Kastamonu, Küre, Artvin, Burgul, Diyarbakır, Ergani, Elazığ, Maden ve Rize
Çay. Bakkırın kaderi Karadeniz dedi. Bakkırın kaderi Karadeniz. Peki siz Bakır'ın Karadeniz'de olduğuna inanmıyorsanız o zaman Kastamonu, Küre, Artvin, Murgul, Rize, Rize'nin neresi arkadaşlarım? Rize, Çay evi. Ne oldu? Ne oldu? Bakın Bakır'ın en fazla olduğu bölge Karadeniz. Karadeniz'in çalgı türü kemençe değil mi arkadaşlarım? O zaman en fazla Karadeniz bölgesidir. Karadeniz'in çalgı türü kemençe olarak aklınızda kalsın. Bu şekilde hatırlamaya çalışınca. Peki. Hemen geldim. Hemen geldim diyorum ki bak. Daha da artistik yapacağım. Daha da artistik yapacağım bu konuyla ilgili. Diyeceğim ki Elazığ, Maden, Diyarbakır, Ergani, Artvin, Murgul, Kastamonu, Küre, Rize, Çayeli. Dikkat! Kastamonu Küre'de çıkarılan bakır Samsun'da işleniyor. O zaman Samsun'da bakır fabrikasının kuruluş amacı ham madde değildir. Samsun'da kurulan bakır fabrikasının amacı ulaşımdır, limandır diyeceksiniz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı kardeşlerim? Anlaşıldı mı? Çok önemli. Çok önemli. O zaman tekrar başa alıyorum. Değerli arkadaşlar, öğrendiğimiz madenlerden biri demirdi. Demir için şu cümleyi söyledim. Sivas, cevapla. Sivas, İvri, Malatya, Hekiman, Hasan, Çelebi, İzmir, Torbalı. Sivas'ta çıkarılan demirin bir kısmı Karabük ve Zonguldak'a gönderiyor. Sebebi neydi? Sebebi enerji kaynağı. Ama de yakalım değil. Sebebi enerji kaynağı. Bir kısmını Kırıkkale'ye gönderiyordu. Sebebi neydi? Silah fabrikasının olması. Bir kısmını Sivas'ta işletiyoruz. Sebebi ham madde. Hekiman Hasan Çelebi'de çıkarılan demir nereye gönderiliyordu? Arkadaşlarım İskenderun'a. Temel amaç neydi? Değerli dostlar neydi temel amaç? Ulaşım olduğunu unutmayacağız. Peki. Şimdi sıra kime geldi? Şimdi sıra Bakır'a geldi. Bakır'ı tekrar söyleyeceğim. Tekrar söyleyeceğim. Hadi bakalım. Bakır için söylüyoruz. Elazığ, cevapla. Elazığ, Maden, oh benim sana. Diyarbakır, Erdani, Artvin, Murgul, Kastamonu, Küre, Rize, Çay. Oh benim size. Peki Küre'de çıkarılan bakır sevgili arkadaşlarım hangi ilimizde işletiliyordu? Samsun. Kuruluş amacı ham madde mi? Ulaşım mı? Ulaşım. Yani liman. Peki elektrik kelimesi var mı? Var. Elektronik var mı? Var. Murgul var mı? Küre Ergani. Ergani Diyarbakır. Maden Elazığ. Küre Kastamonu. Murgul Artvin'in ilçeleri. Elektrik, elektronik, iletkenlik. Peki hangi madeni öğrendik biz burada? Bakırı. Az önce kimi öğrenmiştik? Demir. Demir Sivas, Divri, Malatya, Ekiman, Hasan, Çelebi, İzmir, Torbalı, Sivas, Divri, Malatya, Ekiman, Hasan, Çelebi, İzmir, Torbalı. Çok önemli arkadaşlarım. Bakın demiri bir şekilde öğrenin. Çok önemli sevgili kardeşlerim. Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor mu? Verimli geçiyor mu? Evet, tek tek ilerleyeceğiz, madenlerin hepsini göreceğiz. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Krom diye bir maden var, krom. Krom denilen bir maden. Ya ben kromu krom olarak anlatsam hiçbiriniz anlamazsınız. Krom krolardan aklınızda kalsın. Krom krolardan aklınızda kalsın. Şöyle bir erkek düşünün, bakın. Simsiyah takım elbise giymiş. Deniz kenarına gitmiş. Bembeyaz bir çorap. Saçlarını arkaya taramış, jöle sürmüş, bıyıklı, gömleğin yakası açık, zincir takmış, ter kokuyor böyle pislik bir şey.
Ve krolar, kro genel anlamda bir olumsuz erkek davranışı. Bu olumsuz erkek davranışın en fazla kadınları rahatsız edeceği yer deniz kıyılarıdır. Deniz kıyıları. Bak bu çok önemlidir. Yani kadınları daha çok turistik alanda rahatsız. Bak cümleye dikkat. Krolar sert kafalıdır. Krolar gereksiz yere gülüyorlar arkadaşlar. O zaman krom sen kimsin? Krom çeliği sertleştirir. Çeliğe dayanıklılık gücü verir. Çeliğin paslanmasını engeller. Çeliğin aşınmazlık özelliğini kazanır. Krom Elazığ Guleman'da fazladır. Elazığ Guleman'da. Gereksiz yere gülüyorlar ya. Elazığ Guleman. Peki biz az önce bir şey söyledik. Krolar deniz kenarındadır dedik. Deniz kenarında. Bak nerelerde? Dalaman, Fethiye, Köyceğiz. Bak 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 dikkat. Dalaman, Fethiye, Köyceğiz. Buradaki krolar nereye gelip işleniyor? Antalya'da işleniyor. Ya bir kere kroların buradan Antalya'ya gelmesi ulaşımdır diyebilirim. Bir arkadaşlar. Turistik alanlarda kromun çok fazla olduğunu bilebilirim. Evet. Başka nerede bileceğiz? Alın size Elazığ'ın Guleman ilçesinde. Peki anahtar kelimelerini tekrar hatırla. Krom çeliği sertleştiriyor. Çeliğe dayanıklılık gücü verir. Çeliğin aşılmasını engeller. Ya sevgili arkadaşlarım, krolar sert kafalıdır dediğimde çeliği sertleştirdiğini bilecek miyiz? Evet. Çatal, kaşık, bıçak da çok kullanılır. Sizin evinizin, değerli arkadaşlar, içinde bulunan çatal, kaşık, bıçağın arkasında 18 bölü 16, 14 bölü 17 şeklinde bir rakam görürsünüz. Peki bunlar neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bunlar çeliğin içindeki kromun oranını gösteriyor. Birçok kullanım alanı vardır. Devam ediyoruz. Birçok kullanım alanı vardır. Nerelerde yaygındı? Özellikle turistik alanlarda. Peki Türkiye'de kaç tane krom fabrikası var? Bak 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 bak. İki tane görünüyor. Biri Elazığ Guleman. Biri Elazığ Guleman. O da Elazığ Guleman'daki ham maddeye bağlı açılmış. Biri de Antalya'da. Bak tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Net olarak öğrenilsin. Kaç tane krom fabrikası var bakalım. Bir Antalya. İki Elazığ. Elazığ'da Guleman. Guleman dikkat önemli. Ham maddeye bağlı. Bir de nerede vardı arkadaşlar? Antalya. Antalya'da da kuruluş amacı ulaşım. Hemen bunu eliyorum ve sorumuz geliyor. Kelimeye dikkat, kelimeye. Bakın çeliği ne yaptı? Sertleştirdi. Yakaladık mı yakaladık? Antalya ve Elazığ'da işleniyor. Ya Elazığ'da işlenmesinin amacı neydi? Ham maddeye bağlı. Peki Antalya'da işlenme amacı ulaşım. Son yıllarda talebi de çok fazla. Bekle, bekle, bekle yazma. Şimdi yazma. Sizce Şirin Hoca bir konuyu tam öğretmeden diğer konuya geçer mi? Asla. Test ediyorum şimdi ve hangi madenleri öğrendik? Bak 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 bak. İki tane maden, üç tane maden öğrendik. Kimi öğrendik? Bak bak. Bakır öğrendik mi? Evet. Demiri öğrendik mi? Evet. Şimdi kimi öğrendik? Krom. Tekrar demire geri dön. Tekrar demire geri dön. Sivas, Divri, Malatya, Egirman, Hasan, Çelebi, İzmir, Torbalı, Sivas, Divri, Malatya, Egirman, Hasan, Çelebi, İzmir, Torbalı. Sivas'ta çıkarılan demirin bir kısmı Karabük, bir kısmı Zonguldak. Temel amaç enerji kaynağının burada olması. Bir kısmını Kırıkkale'ye gönderdik. Temel amaç silah fabrikası. Bir kısmını Sivas'ta işliyoruz. Temel amaç ham madde olduğunu biliyoruz. Hekiman Hasan Çelebi'de çıkarıldı. Yani Malatya'da çıkarılan demirin bir kısmını biliyorsunuz İskenderun'a gönderiyoruz. Temel amaç ulaşım. Peki demir cepte kalsın mı? Kalsın. Şimdi sıra kime geliyor? Bak 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 artistik yapacağım şimdi. Sıra hangi madene geldi? Arkadaşlar demiri bitirdikten sonra sıra bu sefer sevgili kardeşlerim bakıra geldi. Bakırı bitirmeden bırakır mıyım? Bakır.
Anahtar kelimeleri söyleyin bana. Anahtar kelimeleri. Bakırın anahtar kelimeleri vardı. Elektrik, elektronik. İletkenlik. Elektrik, elektronik, iletkenlik. Bir. Sevgili arkadaşlarım, Bakır'ın en önemli özellikleri Diyarbakır'da var mı? Var, ama en fazla Karadeniz bölgesinde. Peki gelin beraber söyleyelim, Bakır nerede varmış? Elazığ, tekrarla. Elazığ, Elazığ, Elazığ. Aferin, cevaba bak be. Müthişsiniz. Elazığ, Mardin, Diyarbakır, Ergani. Aferin Rübeyda. Elazığ, Mardin, Diyarbakır, Ergani, Artvin, Murgul, Kastamonu, Küre, Rize, Çayır. Kastamonu Küre'de çıkarılan demir işi bakın nerede işleniyordu? Samsun'da. Temel amaç neydi arkadaşlarım? Temel amaç liman. Peki yeni bir madenden bahsedeceğiz arkadaşlarım, ama lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu maden önemli. Ya alüminyum, alüminyum sen kimsin? Ben hafifim. Ben dayanıklıyım. Eskiden çanak çömlek yapımında, uçak yapımlarında kullanılıyorum. Şu an PVC yapımında çok kullanılıyor. Tamam. Ya alüminyum diyorum, kimsenin aklında kalmıyor. Ama çok özür diliyorum bütün ülkemdeki gençlerden. Ama ben boksit dediğince, boksit deyince sevgili arkadaşlarım, ya çok özür diliyorum ama boksit kelimesinde gençlerin aklında daha çok kaldı. Tövbe estağfurullah. O zaman bak, dikkat. Tek bir tane tesisi vardı. Tek bir tane tesisi vardı. O da nerede? O da nerede arkadaşlarım? O da sevgili arkadaşlarım, Konya Seydişehir. Antalya Akseki, Konya Seydişehir. Aslında en fazla Akdeniz bölgesinde. Şey söyleyeceğim. Seydişehir her ne kadar Konya'nın bir ilçesi olarak geçse de, her ne kadar Konya'ya bağlı olsa da Antalya sınırları içerisindedir. Antalya sınırları içerisindedir. Bundan dolayı Türkiye'de boksitin en fazla olduğu bölge Akdeniz bölgesi. Oldu dördüncü madde. Dördüncü madeni öğrendim. Geldik arkadaşlarım. Bir maden daha var. Hangisi? Bor. Bor, bor. Bor, bor. Çıkarımı zor. Çıkarımı zor. Dikkat. Bu bor Türkiye dünya birincisi sıradadır. Millet boru atom reaktörlerinde, jet yakıtlarında, roket yapımında, zırhlı araç yapımında kullanırken bizimkiler boru borcam yapımında kullanır. Bizimkiler boru dezenfektan yapımında kullanır. Bizdekiler boru deterjan yapımında kullanır. Borcamı bilirsiniz. Kadınlar ev görmeye giderken içi oval bir şey var arkadaşlar. Biri diğerine verir, o ona verir, o ona verir. En son ilk alana gelir. Yani kimse gidip de ekstradan almaz arkadaşlar. Onun için zaten sahibi iflas etti. Yani biz de o ona veriyor, o ona veriyor. En son ikili tekrar geliyor arkadaşlarım. Bu şekilde bilin. Peki bor bakın neredeymiş? Balıkesir, Bigadiç, Susurluk, Bandırma. Bandırma. Eskişehir, Seyit Gazi, Kırka. Bursa, Mustafa Kemal Paşa ve Kütahya Emek. Hocam siz bu şekilde söylerseniz iyi de aklımızda çok kalmaz. Bildiğiniz bir yöntem var mı? Var. Çok kıymetli bir yöntem. Mehmet hocamın bir yöntemi var. Ben Demet deyince, Emet deyince aklıma Demet geliyor. Valla. Kemal Paşa deyince aklıma tatlı geliyor. Çok güzel. Kırka deyince aklıma 40 yaşı geliyor. Bandırma deyince çok önemli bir vapur olan Bandırma vapuru. Susurluk deyince aklıma ayran geliyor. Bigadiç deyince sonu içle bitmiş
O zaman içmek aklıma geliyor. Burada bir şeyler çıkacak belli. Peki ne çıkabilir? Bak 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 bak. Burayı da bitirelim ve sonra bir iki yer daha söyleyeyim kapatacağım. Arkadaşlarım, ünlü sanatçı Demet nereyi çağrıştırıyor? Demet. 40. yaş dönemini kutluyor. 40'a. 40. yaş dönemini Bandırma vapurunda kutlayacak. Dikkat. Gelen konuklara bor camın içinde Kemalpaşa tatlısını ısmarlayacak. Yanında içecek olarak Susurluk ayranı verecek. Sloganı şu: sabaha kadar iç, biga diç diyecek. Sabaha kadar iç, biga diç. Bu şekilde aklınızda kalsın. Bu şekilde bakın. Çok önemli. Bundan sonra bu kelimelerden hangisini yakalarsanız lütfen Bora ait olduğunu unutmayın. Bak tekrar söyleyeceğim şimdi. Biliyorum. İlk başta öğrenmeye çalıştım. İkincisi de tam öğreneceğiz. Bak. Ünlü sanatçı Demet. Demet Emet'i çağrıştıracak. Kaçıncı yaş dönemini kutluyordu? 40. yaş dönemini. Eskişehir 40'a. Bu yaş dönemini nerede kutluyordu? Bandırma vapurunda. Gelen konuklara bor camın içinde ne ısmarlayacak? Kemal Paşa tatlısı. İçecek olarak ne veriyor? Susurluk ayranı. Ve sloganı şudur ki: sabaha kadar iç, biga diç diyecek arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Süpersiniz. Ya efsane ya. Vallahi efsanesiniz. Evet. Bunu unutmayın ha. Bakın. Ünlü sanatçı Demet. Kaçıncı yaş dönemini kutluyordu? 40. yaş dönemi. Peki nerede kutluyordu? Bandırma vapurunda. Gelen konuklara bor camın içinde ne veriyordu? Kemal Paşa tatlısı. Yanında içecek olarak ne veriyordu? Susurluk ayranı. Sabaha kadar iç, biga diç sloganıyla yola çıkıyordu arkadaşlarım. Çok önemli, çok önemli. Bakın sakın ha, bor camda ayran mayran veriyor demeyin, karıştırmayın orayı. Yani biraz görgülü olmak lazım ya. Yani ayran bor cam, leğende versin o zaman. Evet. Hocam, bor camın içinde ayran oluyor da neden? Şey, bor camın içinde tatlı oluyor da neden ayran oluyor? Onun konuda benimle tartışmayın, tamam mı arkadaşlar? Aklınıza bir şeyler kaldı mı kaldı? Saçmaladım biliyorum. Aklınızda kalmış. Mükemmel. Zaten bir şeyin üzerinde konuşmak lazım. Bak hemen burada Emet'i görünce direkt işaretliyor. Yemin ediyorum diğer şıklara bakmaz bile var. Emet'i görür görmez direkt gittiğini işaretledi. Doğru işaret. Peki sen neyi biliyorsun artık? Sen demiri biliyorsun. Sen kromu biliyorsun. Sen boru biliyorsun. Hepsini tek tek öğreneceğiz inşallah. Kurşun, Çiko, bir cümle yazın. Elazığ ve Kayseri kurşunludur deyin. Elazığ ve Kayseri kurşunludur. Ve bunlar volkanizma sonucunda oluşur. Volkanizma sonucunda oluşur. Bakın zaten iki tane tesis var. Elazığ, Keban ve değerli arkadaşlarım Kayseri. Bakın lütfen benim gibi yazın. Elazığ. Hani biz Elazığ maden bakımında çok zengindir diye artist artist sorular soruyoruz, konuşuyoruz ya. ÖSYM benim böyle artistlik yaptığımı biliyor ama benim bir fikrimi, bir özelliğimi unutuyor. Diyor ki zaten herkes maden bakımında en zengin olan il Elazığ olarak biliyor ama Elazığ'ın ilçelerine dikkat edin, ilçelerine. Bakın Elazığ'ın Maden ilçesini işledik. Elazığ'ın değerli arkadaşlarım Buleman ilçesini de işledik. Elazığ Keban ilçesini de işledik. O zaman biz madenlerde ilçelere dikkat edeceğiz. İlçeler çok önemlidir. Sanayide, madende, enerji kaynağında ilçelere dikkat edeceğiz. Peki Keban'da ne vardı? Kurşun, çinko vardı arkadaşlar. Keban'da kurşun, çinko. Başka? Buleman'da
Kurolar gereksiz yere gülüyorlar. Kurolar, değil mi arkadaşlar? Peki madende ne vardı? Madende de bakır vardı. Bak böyle öğreneceğiz. Yavaş yavaş bu şekilde öğreneceğiz. Arkadaşlarım tabii bu bir tanıtım dersidir. Elimden geldiğince de faydalı olmaya çalışacağım. Ve kükür arkadaşlar. Kükür. Bak ben böyle söyleyince çoğunuz acaba hoca burada felç mi geçirdi, bir şey mi oldu ona? Hayır, aklınızda kalsın diye. Bak nerede dostlarım? Isparta keçi borlu. Kükür keçi borlu. Kükür keçi borlu arkadaşlar. Kükür keçi borlu Isparta'da arkadaşlarım. Keçi borluda. Evet, ne yapımında kullanılıyordu? Dostlarım biliyorsunuz bunu daha çok deterjan yapımında, ilaç yapımında kullanıyorlardı. Eski dönemlerde bağ bahçelerin üzerinde çok atarlardı ve haşerilere karşı korumak için. Mermer bir başkalaşım kayacıdır. Kalken yani kireç taşı yüksek ısı ve sıcaklığa maruz kalarak renk ve şekil değiştirir. Biz buna metamorfizma adını veriyoruz. Peki nerelerde yani? Bakın Marmara Adası'nı unutmayın. Bir, Bilecik bej mermeri. Bilecikli var mı aramızda bilmiyorum. Bilecik bej mermeri arkadaşlar. Çok meşhur. Bursa mermeri. Bursa. Arkadaşlarım Muğla, Afyon, hele hele çok önemli. Dikkat Elazığ. Vişne çürüğüne benzer bir renk arkadaşlar. Elazığ. Türkiye Cumhuriyeti'nin en fazla para kazandığı maden mermerdir. Türkiye'nin en fazla para kazandığı maden mermerdir. Çünkü biz mermeri çıkarır çıkarmaz işlenmiş olarak da satıyoruz dostlarım. Evet. Afyon ham madde arkadaşlar. Ham madde ama Afyon'u biliyorsunuz yani ham madde olarak çıkarılır işletiliyor. Bir arkadaşımız bunu istemişti Tuğba hocam. Tuğba galiba bunu istemişti doğru mu? Isparta keçi borlu tamam. Peki fosfat son kısım bu olsun arkadaşlarım. Son kısım bu olsun. Ve bu tanıtım dersimizde sizinle beraber güzelce değerlendirelim. Küçük bir tekrar da yapalım. Sonra bitirelim arkadaşlar. Çok pardon. Peki fosfat. At bir hayvan türüdür. Fos ne demek? Fos yetersiz demek. Peki at bir hayvan türüdür. Hayvan nerede? At nerede otlanır? Dağda. Hangi dağda? Mazı Dağı'da. Mazı Dağı nerede? Mardin'de. Peki at yediklerini dışkı olarak dışarıya gönderirse bunun ismi ne olur? Gübre olur. O zaman fosfat madeni bizde yetersizdir. Mardin Mazı Dağı'da çıkarılır. Gübre yapımında kullanılır. Bizde yetersizse o zaman fosfatı biz ithal ediyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Sevgili kardeşlerim, değerli dostlarım. Sizinle güzel bir tanıtım, bir tekrar dersiydi. Hemen burada bak gübre yapımında kullanılır diyor. Mardin Mazı Dağı'dadır. Zaten hangisi olacaktır? Dostlarım hemen burada fosfat olacaktır diyoruz. Peki dikkat. Boksit. Hatırla. Neredeydi boksit? Boksit neredeydi? Boksit. Akdeniz. Tamam Akdeniz. Antalya ama Antalya Akseki Konya Seydişehir değil mi? Harikasınız. Kükürt nerede? Söyleyin bakalım bana. Kükürt. Isparta Keçi Borlu. Harikasınız arkadaşlar. Demir için konuşuyorum. Sivas. Cevapla. Sivas. Devli. Aferin. Malatya. Ekim Hasan Çelebi. İzmir.
Torbalı. Bakır madenini öğrenmiştik, hatırlayın. Ben ili söyleyeceğim, siz ilçeyi söyleyeceksiniz Bakır'da. Elazığ. Maden. Aferin size. Diyarbakır. Ergani. Artvin. Murgul. Süpersiniz be. Kastamonu. Çüre. Rize. Çayeli. Rize. Çayeli dostlarım. Çok teşekkürler. Harikasınız. Peki geldik bir diğere. Krom madeni. Kroma dikkat edin. Kromun iki tane fabrikası var. Bir, Elazığ'ın neresi? Elazığ'ın neresi? Elazığ, Guleman. Peki Elazığ, Guleman, krom fabrikasının kuruluş amacı ham madde mi, enerji kaynağı mı? Elazığ, ham madde. Peki Dalaman, Fethiye, Köyceğiz'deki kroları nerede işletti? Dalaman, Fethiye, Köyceğiz'deki kroları nerede işlettik? Antalya'da. Değil mi? Çok güzel, çok güzel. Peki, ünlü sanatçı Demet, nereye hatırlıyorsunuz? Evet, kaçıncı yaş dönemini kutluyordu? 40'a. Hangi vapurda kutluyordu bunu? Bandırma. Gelen konuklara borcamın içinde hangi tatlıyı ısmarlıyor? Kemal Paşa içecek olarak ne veriyor? Susurluk ayranı. Sabaha kadar iç. Dikkat. Evet sevgili arkadaşlarım, kıymetli dostlarım, zaman zaman kendi özel hesabımda da, bu Rekuzem'in özel hesabı arkadaşlarım, zaman zaman kendi özel hesabımda da Şirin Bağışı ile coğrafya hesabında soru çözümlerine artık başlayacağım. İlk anlatacağım konu soru çözümünde arkadaşlarım, sevgili dostlarım, ne olacak? İlk konu olarak coğrafi konumda kendi Instagram hesabımda açacağım. Kıymetli dostlarım, Instagram hesabımda size zaman zaman soru paylaşımında yapacağız. Bu şekilde elimden geldiğince destek olmaya çalışacağım. Ancak Teknüzem'in size sunmuş olduğu bu tanıtım derslerini, diğer öğretmen arkadaşlarının da derslerine mutlaka katılmanızı istiyorum. Ve Teknüzem'in bu değerli dostlarım çalışmaları size fayda da sağlayacaktır. Haberiniz olsun. Peki, kıymetli dostlarım, eğer gruplardan yararlanmak istiyorsanız, EKPSS'de, genel kültür genel yetenekte, alanda, ÖABT'de, memurlukta, sevgili dostlarım, benim adımı kullanarak Tekuzem'de indirimli fiyattan da yararlanabilirsiniz. Veya Tekuzem'e indirimli fiyattan yararlanmak için, detaylı bilgi vermek için orada değerli arkadaşlarım bir link gönderiyor arkadaşımız. Sistem yöneticimiz orada bir link gönderiyor ve o linki tıklayarak bu şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlarım. Elimizden geldiğince her zaman öğrencilerimizin yanında olacağız sevgili dostlarım ve bu yıl umarım sizin yılınız olacak. Her şey kalbinizce, gönlünüzce, yüreğinizce olsun. Tabii ki EKPSS'ye de ben gireceğim. Ön lisansa da ben gireceğim. Lisansa da ben gireceğim. Yani konuştuğumuza göre tek üzerinde coğrafya dersleri sadece ben gireceğim arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun değerli dostlarım. Var mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Evet. Diğer geri kalan kısım, teşekkür ediyorum seni. Çok sağ olun. Çok sağ olun kardeşlerim. Diğer geri kalan kısım kendi sosyal medya hesabından Şirin Bağışı ile coğrafya hesabında zaman zaman soru çözümlerine başlayacağım arkadaşlarım. Hesabımı da zaten çoğu arkadaşımız, buradaki arkadaşlar takip ediyor, biliyorlar. Görüşmek üzere canlar.